Peki hocam, kireçlenme nedir? Bunların belirtileri nelerdir? Kireçlenme bizim eklemlerimizin yıpranması diyebilirim. Yani şöyle, biz eklemlerimizi doğru kullanmadıkça o eklemlerde zorlanma oluyor ve eski halini kaybediyor eklemler. Hani bu ne kadar geri dönebilen bir şey? Çünkü hastalarımız soruyor, kireçlenme geçecek mi diye. Yani bir şeyin tamamen eskiye dönmesi çok zor. Ama bizim için en önemlisi hastanın gün içinde yaşadığı ağrı, hayatında yaşadığı kısıtlıklar, işte bir yere gidememesi, sevdiği bir işi yapamaması, bu önemli. O yüzden kireçlenmede biz genellikle gün içinde hastanın ağrı çekmemesi için tedavi ediyoruz. Bir daha bu durumun ilerlememesi için tedavi ediyoruz. Hani kireçlenme dediğinde artık böyle kalacak diye de korkmaya gerek yok. Çünkü en önemlisi sizin yaşam kaliteniz. Yani o eğer iyiyse hani korkmanıza gerek yok. Hangi belirtilerle sizlere başvuruyorlar? En çok eklemde kısıtlılık, yani sertlik, bir iş yapmak istediğinde ağrılar, özellikle harekette ağrılar yaşıyor hastalar ve eskisi gibi kullanamıyor. Mesela elde kireçlenme eskiden çok el işi yapan kadınlarda sık olabiliyor ya da çok temizlik yapan kadınlarda daha erken gelişebiliyor gibi. Mesela diz kireçlenmesi diz üstüne iş yapanlarda daha erken gelişiyor. Çünkü o eklemi çok yormuşsunuz, düşünün. Bir yerden sonra o kireçleniyor, yani yıpranıyor. Peki bunların tedavi süreçleri nasıl ilerliyor? Sizlere gelip bu şikayetleri belirttikten sonra hangi tekniklerden geçip hangi tedaviye uygulama kararı veriyorsunuz? Kireçlenmede ilk önce hasta geldiğinde biz filmlerini çekiyoruz. Çünkü kireçlenmenin dereceleri var. Ve çok ileri derece. Nelerdir bunlar? Mesela 4 evre var. 1, 2, 3, 4. Yani mesela dizde 4. evreye ulaştığı zaman hasta hani daha çok operasyona yönelik. Yani eklem protez ameliyatına yakın olmuş En demek. üst seviye Evet, en diye üst tabir seviye. edelim. Daha erken evrelerde 1, 2 hatta 3. evrelerde fizik tedavi veriyoruz ki bu tüm hastalara fizik tedavi veriyoruz. Çünkü hastanın ağrısı şikayetini azaltmak için etrafındaki dizde özellikle konuşmak gerekirse etrafta şimdi diz kireçlenmesi olunca sadece eklemde olmuyor, etrafında bir sürü bağ doku var. Kıkırdak kıpası, menisküs bağlar, kaslarda zorlanma oluyor, ödem oluyor. Bunları iyileştirmek için fizik tedavi veriyoruz. Bu hastalar tabii ameliyat olacak bile olsalar, son evredeki hastalar yani fizik tedavi iyi gelir. Çünkü oradaki inflamasyon azalmış oluyor, kas gücü artmış oluyor. Ameliyat sonrası daha erken kalkıyor diyebilirim hastalar. Yani o süreci de etkilemiş oluyor. Evet. Yani kireçlenmeye yatkınlık yapan şeylerden başta olanlar hareketsiz kalmak aslında. Çünkü kaslar ekleme destek olan yapılar. Şimdi biz sürekli hareketsiz artık. Hani arabadayız, evde Masa oturuyoruz. başındayız ya da televizyonun Evet. karşısındayız. Genelde de en çok yaşlılar, yaşlı teyzelerimiz Evet, bunu bir de görüyor. korona döneminde kimse dışarı çıkamadı. Kesinlikle. Yani biz kas gücümüzü kaybettik. Yani bayağı azaldı. Şimdi öyle olunca bir iş yapmak istediğinizde daha çok ekleme yükleniyorsunuz. Kaslar az olduğu için kasları çok aktive edemiyorsunuz. O nedenle yani kas gücümüzü geri kazanmak çok önemli. Yani yürümek lazım. Yürüyüş en basit yapabileceğimiz güzel egzersiz diyebilirim. Tempolu yürüyüş düz zeminde. Öyle düşünün. Ondan sonra kas gücünü geri kazandıktan sonra eklemine binen yük azalacağı için de kireçlenme yavaşlar. Yani hastalar bu bir tedavi gibi olur. O yüzden biz hastalarımıza fizik tedavi uygulayıp ağrıları azalttıktan sonra egzersizlerini veriyoruz ki buna devam edip kas gücünü kaybetmesin diye. Peki hangi bölgede daha çok kireçlenmeye yatkın? Diz kapağı mı, boyun kireçlenmesi mi? Hangi alanınızda daha çok etkin? En çok diz ve omurga. Yani bize gelen, şikayetleriyle gelen. Çünkü biz sürekli kambur oturuyoruz, sırt kaslarımızı güçlendirmiyoruz. Hani insanlar söyler, ben hiç boş durmuyorum ki, sürekli ya, Koşuşturmanın içinde. hareket halindeyim, egzersiz yerine geçmiyor mu diye. Maalesef öyle olmuyor çünkü biz uzun süre oturduğumuzda, uzun süre ayakta kaldığımızda sürekli aynı kası kullanıp aynı şeyleri yükleniyoruz. Onlar bir süre sonra yoruluyor. Yani onları dinlendirmiyoruz, güçlendirmiyoruz. Şimdi
Eğer biz bunun yanında egzersiz yaparsak bizim omurga kaslarımız güçlenir, diz kaslarımız güçlenir. O uzun süre hareket, uzun süre ayakta durma, uzun süre oturma işini daha iyi tolere edebilir hale geliriz. Kireçlenme de yavaşlamış olur böylece.